Konumuz işte küreselleşme ve dinler arası diyalog. Şimdi ben sonuçta söylemek istediğimi başta söylemek istiyorum. Dinler arası diyalog efendim. İşte bu küreselleşmenin efendim uluslararası gücün medeniyetler ittifakı gibi, ılımlı İslam projesi gibi projelerinin bir parçası diye düşünüyorum dinler arası diyalog. Şimdi bu kavram üzerinde duralım. Dinler arası diyalog olur mu, olmaz mı? Bu zaten dinlerin bir diyalog yapma imkanı yok. Aslında Batılıların kullandığı şekliyle bu diniler arası diyalog. Interreligious dialogue. Dolayısıyla dinler arası diyalog değil, dindarlar arası diyalog. Ama birçok konuda olduğu gibi, mesela medeniyetler ittifakı da böyle yanlış kitleye aktarılan bir şey, kavram. Çünkü burada alyans kullanılıyor. Alyans demek bildiğiniz gibi nişanlama, evlendirme, yüzlük zaten bazen sitede de kullanıyoruz alyans diye. Ama her nedense o da ittifak olarak çevriliyor. Dolayısıyla bunlar kasıtlı mıdır, kasıtsız mıdır o kadar önemli değil ama bu kavramlar Türk insanının zihninde işte medeniyetler ittifakı, efendim dinler arası diyalog deyince tabii bir kırılma, psikolojik olarak bir kırılma yaşatıyordu. Yani, belki de bu açıdan kasıtlı, belki biraz sonra söyleyeceğim nasıl bir kırılma oluyor diye, kasıtlı diye çevrildiğinde ben söylemek istiyorum. Yani birçok kavram da hep böyledir yani. Batı'nın kendi kullandığı anlamda kullanılıyor. Türkçe'ye farklı şekilde. Türkçe'ye aktarılıyor. Dolayısıyla ismi bir defa yanlış. Dinler arası diyalog diye bir kavram. Doğru değil. Çünkü dinlerin oturup da birbirlerine diyecek diyalog yapacak halleri yok. Efendim. Ve genel kanaat dinler arası diyaloğun işte 2. Vatikan Konsili 1962'den 65'e kadar ki 3 yıllık süren bir konsilde ortaya çıktığı kanaati yaygındır. Çünkü bu konsilde efendim Ad Gentes diye kısa ismiyle anılan meşhur bir karar vardı. Yani uzunca ismi Hristiyan olmayan diğer din mensuplarıyla günümüzdeki diyalog başlıyor bu bizim Türkçe karşılığı olarak. Burada Hristiyanlar karar alıyor Vatikan Konsili'nde papalık. Diyorlar ki işte İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm gibi dinlerle Hristiyanların diyalogda bulunması gerekir. İşte bu arada özellikle İslam'a işte onlar da bizim gibi Tanrı'ya inanıyor. Efendim işte ibadet ediyorlar. Dolayısıyla bunları yabana atmama gibi ben öyle yapacağım kısaca böyle uzunca büyük bir pasajdan ibaret. Diğer dinler daha kısa, Yahudilik biraz daha uzun. Dolayısıyla o karardan sonra özellikle 2. Jean Paul yani bundan önceki papa zamanında karar daha önce alınıyor ama sonraki papalar çok fazla bunun üzerinde durmuyorlar. Ve 2. Jean Paul bunu harekete geçiriyor. Şimdi buna geçmezden önce için 2. Jean Paul bekleniyor da önceki papalar karar aldıkları halde girişimde bulunmuyorlar. Önce buraya nasıl yürüdüklerine şey yapalım. İşte o tarihlerde Vatikan günlük sorunları çözmek için 2. konsili yapmaya karar verince Avrupa'daki Bismillahirrahmanirrahim. 1950 dönemi Menderes iktidarda olduğu yıllarda 1 ile 10 yaş arasında olan çocuklar.
bugün 70'in üzerinde. Büyüklerimiz bizden 10 yaş öteye giden bir kuşak. Onları konuşmaktayım. 2 aydır biliyorsunuz. Ekim ayının sonunda da 1952 doğumlardan Mehmet Bayraktar Duran'a geldik. Tabii çok sayıda, 100'ün üzerinde isim içerisinde bunları önce 50'ye kadar düşürdüm. Sonra da 10'ya kadar indiriyoruz biliyorsunuz. Seçmede hem kümeler halinde, yani akademisyenlerden, sanat dünyasından, edebiyattan, siyasilerden temsil yönü ön planda olanları seçmek gibi dengeli bir yansıtmayı tercih etmek, böyle bir kriterle kendimizi bağlasak da bazen de algıda seçicilik yapıyorsunuz. Kendi kişisel durumlarınızla ilgili diyelim. Mehmet Bayraktar için bu anlamda bir gerekçe aranacaksa şu anda dersi Zoom'dan izleyen arkadaşlar dışında fiziki olarak bulunduğumuz mekan itibariyle verdiğimiz dernek Davud El Kayseri Kültür ve Dayanışma Derneği. Bu derneğin adını taşıyan Kayseri doğumlu İznik'te Osmanlı medreselerinin kurucusu olan Davud El Kayseri'nin Türkiye'de 700 sene sonra tekrar gündem haline gelmesi, üzerinde birçok çalışmaların, sempozyumların yapılması, kitapların çevrilmesine öncülük eden bir hatırlatıcı isimdir Mehmet Bayraktar'ın. Böyle bir özelliği var. 1979 yılında Sorbon'da onun hakkında bir doktora çalışması yapmış. Daha sonra da şimdi paylaşacağım bir mülakattaki yukarıdaki sözüne pek de denk gelmeyen bir şekilde fikri takip üzerinde olmuş. Davud El Kayseri etrafında yazmış, çizmiş biyografi, sempozyumlar, yani pek de rastlantıya bırakmamış gidişatı. Şöyle söz ettiğim cümlesi ne de paragrafı, bugüne dek beni benim rastlantısallarım oluşturmuştur diyebilirim. Rastlantısallığı benim bağlamımda kendi isteğim ve iradem dışında beni oluşturan önemli olgular olarak tanımlıyorum. Bu anlamdaki rastlantısallığa da benim kaderim diyorum. Bundan da rahatlıkla çok mutlu olduğumu ve kendimle barışık olduğumu söyleyebilirim. Ölümümden sonra yeniden bu hayata dönmek olsa kesinlikle rastlantısallarımı istemle isterim ve yapmaya çalışırım demiş. Doğru ifadelendirme tarzı bizde biliyorsunuz tevafuk kelimesiyle söz konusu edilir. Mümkün seçenekler içerisinde bir üst iradenin sizin için karşınıza çıkartmış olduğu ve ne yapacağınızı görmek istediği alametler, ayetlerdir. Onun niçinliğine vakıf ederek, vakfede bulunarak vakıf olmaya çalıştığınız tevafuk dediğim olaylarda. Bunlar planlanmamışlardır ama bir şekilde denk getirilirler enteresan bir şekilde. Mesela yazının akışı içerisinde de verebildik ama burada harcayalım onu. Günün sosyal medya 25 Ekim tarihiyle ilgili önceki yıllara ait paylaşımlarını bana hatırlatırken 2013'ün 25 Ekim tarihinde karşıma Kastamonu'ya yapacağımız gezinin sabahında, öğlesinde, cuma günü, cuma namazından sonra Kayseri'de bir mekan gezisi yapmayı duyurduğumuzu gösterdi. Bu da Tavuklu Mahallesi, eski Ermeni evlerin olmuş olduğu bölgeye cuma namazından sonra gidip orada bir buluşma, konuşma yapma beyanımız biçiminde olmuş. Çünkü Kastamonu'da Safranbolu gibi tarihi bölgeleri konuşacağız. Kayseri'de de bu şekilde gideceğimiz kamplarla bağlantılı yerler aramaktaydık. Restore edilerek eski Kayseri denilen bir beldeyi bu anlamda gezmeyi anlamlı bulduk. Ve o beldede de aslında Davud El Kayseri ile bir mekan ilişkisi yok ama üniversitede açılmış olan bir enstitü adıyla ilişkili Davud El Kayseri ve Tasavvuf Enstitüsü'ne bir bina tahsis etmişler eski bir papazın yerini. Orayı da bugün gezmiştik. Evet, Kayseri Davut'la böyle bir rastlantısallık diyelim Mehmet Bey'in kullandığı tabirle bir tevafukla da karşılaştım. 52 doğumlu. İç Anadolu'dan kendimize yakın bir yerdeyiz. Konya. Evet, dönemin arkadaşlarını, yaşıtlaşırlarını bir daha görmüş oluyoruz sistemimizde.
yine bu kez bir ses çözümü değil ama yazılı olarak bu karşımda vardı. Kendi beyanına dayalı anlatımlar. Doğum tarihinin 52 olduğunu söyledim. İlkokul, ortaokul, lise dönemiyle alakalı içinde onları da alan bir izah, hatırlama şöyle olmuş. Bay Avşar Köyü ilkokuluna kanuni zorunluluktan gönderildim herhalde. Okulu bitirdiğimde babam beni bir berberin yanına çırak vermek istiyordu. Bunu ilkokul öğretmenlerim duyunca bizim eve gelmişler ve dedemle görüşmüşler. Çırak yapmayın, mutlaka okudun demişler. Ben o gün eve gelince dedem, oğlum seni okutacağım, öküzlerimi satarım, seni okuturum dedi. Ben de olur dede dedim. Dedem beni Beyşehir Alaaddin Ortaokulu'na kaydımı yaptırdı. Sonra Beyşehir Lisesi'ne kaydoldum. Amacım öğretmen veya doktor olmaktı. Lise son sınıftayken bir Nisan ayı günü müdür yardımcısı son sınıfları topladı ve üniversite sınavlarına girmek isteyenler bana uğrasın, vereceğim sınava giriş formlarını doldursunlar dedi. Ben ve birçok arkadaş üniversite adını ilk defa o zaman duyduk. Yıl 1969'du. 17 yaşları o zaman. Lise 18'de bitmiyordu. Sınav sonuçları geldi. O yıllarda ön kayıt ve yerleştirme yoktu. İşimiz üniversitelerin kayıtlar için açıklanacakları taban ve tavan puanları öğrenmek için radyo ve gazete haberlerini takip etmekti. Birinci kayıt dönemi için puanları ilan eden Atatürk Üniversitesi oldu. Tıp fakültesi için puanım tutuyordu. Beyşehir'den Erzurum'a gitmek tam 2 gün aldı. Çünkü o zaman her gün ve her saat için bir yerden başka yere gitmek için otobüs yoktu. Erzurum'a akşam vakti ulaştık. Yani yıllar önce Mehmet Mustafa Asım Köksal'ın biyografisinde de bir Erzurum'a kayıt yaptırma olmayıp tekrar buraya dönme çok enteresan bir hikayesi vardı. O aklıma geldi. Birinci kayıt dönemi dün kapandı. İkincisini bekleyin bir hafta kadar açılır dendi. Galiba onda da böyle bir durum vardı. 2 gün sonra Ankara Üniversitesi'nin kayıt ilanını duyduk. Erzurum'dan Ankara'ya geldim. Ankara tıp için puanım birinci kayıt için yeterli değildi. Fakat fen fakültesi bölümler için yeterliydi. Lisede biyoloji dersini sevdiğim için biyoloji bölümüne kayıt yaptırdım. Fen fakültesinden çıkarken Beyşehirli bir arkadaşıma rastladım. O haydi kaydını buradan al, İlahiyat Fakültesi'ne kaydol, ben oraya kaydımı yaptırdım dedi. İlahiyat adını da ilk defa ondan duymuş oldum. İlahiyata kayıt oldum. Kara Harp Okulu'na da başvurmuştum. O günlerden onun da sınav günleri ilanı vardı. Kara Harp Okulu'nun giriş kapısında adım soruldu. Bana listede adın yok, müracaat etmemişsin herhalde dendi. Müracaat ettim deyince yukarıya bir soralım dendi. Telefon edildi. Sonra bana, evet müracaat etmişsiniz ancak yaşınız 1 yıl küçük olduğu için bu yıl sınava giremeyeceksiniz dendi. Ankara Üniversitesi eğitim öğretime başlayınca fakülteye geldim. İlk hafta bana sanki başka bir dünyaya gelmiş intibanı uyandırdı. Çünkü yine o güne kadar duymadığım fıkıh, kelam, tefsir gibi ders adlarıyla karşılaştım. 2 hafta okulu bırakıp yeniden üniversite sınava girme düşüncesine kapıldım. Beyşehir'de terzilik yapan dayıma durumu bildirmek için mektup gönderdim. Madem girmişsin devam et tarzında cevap yazdı. Felsefeye giriş, felsefe tarihi gibi derslerin hocaları da kısmen beni ısındırdı. Hatta 2. sınıftayken merhum Hilmi Ziya Ülgen Hoca'nın bir sözü bende bazı açılımlar yarattı. Yani hem Arapça hem Batı dilleri okuyorsunuz, bu sizin için avantajdır demiş. 73 tarihinde bu okuldan, yani Ankara Eyalet'ten mezun olur. 23 yaşları demek bu. Haziran ayında İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. O günlerde kaldığım yurttaki odamda bir sınıf arkadaşım vardı. Bana fakültenin ilan panosunda din felsefesi alanında bir öğrencinin burslu olarak yurt dışına doktora yapmaya gönderileceği yazıyor. Git müracaat yap, mutlaka kazanırsın dedi. Sınava girdim. 23 Aralık 73'te bursu kazandım ve Paris'e yolculuğum böyle başladı diyor. 73. 1978-79'da doktorasını Paris Sorbonne Üniversitesi'nde verdi. 5 sene aslında uzun bir süre ama burada da okuyor ayrıyeten. Tezi Davud el-Kayseri üzerine.
Sorbonne Üniversitesi'nde kabul edildim. Bir yıl sonra yaz tatilinde Beşşehir'e döndüm. Geliş tarihinden iki gün önce Ankara'ya geldim ve bazı hocalarımı ziyaret ettim. Sınavlarda komisyon üyesi olan bir hocam, hoş beşten sonra doktoruya gitmekten memnun musun dedi. Evet hocam, hem de çok memnunum dedim. O zaman bana başka bir hocanın adını vererek ona dua et dedi. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı iletilmek üzere sınav evraklarını ve sonucu dekan makamına götürünce hocalar gelin şu öğrenciyi kazandıralım dedi. O öğrenci onun hemşehrisidir. Israrına rağmen olmaz dedik. Senin aldığın notlara göre onun notları düşüktü. Hatta baraj olan Fransızca notu baraj notunun altındaydı o kişinin diyor. Bir yandan doktora yaparken diğer yandan Sorbonne Felsefe Fakültesi'nin lisans programına kaybedoldum ve 2 yıl lisans okudum. Doktora tez konusu olarak önce Hegel'in din anlayışı adlı bir konu belirledik. Yani Sorbonne'da daha önce mezun olan Türkiye'de Bergson felsefesinin temsilcilerinden birini konuşmuştuk. Hareket dergisini çıkartanı Nurettin Topçu'yu. Bir başka isim daha Sorbonne'la ilişkili karşımıza çıkmıştı. Bayraktar da o kümeye girmiş olur. Ama ayrıyeten tez konusunu Sorbonne'da Davud El Kayseri öne çektiği için Davud El Kayseri de Osmanlı Medresesi'nin kuruluşunda pay sahibi olduğu için Sorbonne gibi Avrupa'daki üniversitelerde İngiltere, Fransa, Almanya benzerleri o yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkmaya başladıkları için bu da enteresan bir durumu ortaya çıkartmış Fransa'nın ilk üniversitelerinden birinde Osmanlı Medresesi'nin kurucu müderrisi üzerine bir ters yılmış yapıyor bir Türkiye'li, bir ilahiyatçı. Çalışma ve araştırma olduğunu görünce ben de bir Müslüman filozof ve bilgin üzerine çalışma hevesi belirdi. Hegel'i bıraktım. İlk Osmanlı Medresesi kabul edilen İznik Medresesi'nin ilk müderrisi olan Davud El Kayseri üzerine çalıştım. Doktora yaptığım sürede Sorbonne'dan ve Fransa'dan iki önemli şey öğrendim. Bir, akademik hayatın ve bilim zihniyetinin ne olduğu. İki, İslam'ın sadece bir din olmadığı, arkasında matematiğinden musikisine büyük bir uygarlık olduğunu öğrendim. Bizim öğrencilik yıllarımızda İslam uygarlığını farklı alanlarda çok fazla çalışma yoktu. Şimdi çok şükür çoğaldı bunlar. Evet, 78-79'da döner. Yani bu iki tarihte iki defa dönmüyor tabiatı da. Yararlanım kaynaklardaki tarih ihtilafından dolayı. Talim Terbiye Dairesi'nde kısa bir memuriyeti var. Sonra akademiye yani üniversiteye intisap ediyor. Bu doktora tezi Paris'te yayınlanmış. Yukarıda tam adını görmüştük. Ankara İlahiyat Felsefe. 79'dan itibaren artık bir akademisyen olarak üniversitenin bir parçası. 82'de doçentlik var. İlerler 90'lı yılların ortasında da profesör olacaktır. Tabii akademisyen olmak demek hem kendi kariyerini bir yerde yükselirken diğer yerde de üç türlü ders verirsiniz. Her alanda verdiriyorlarsa bir lisans öğrencileri vardır. Yani üniversiteye gelen lise bitirmiş olanlara verilenler. Bir de akademiye intisap edenlere yüksek lisans dersleri ve doktora dersleri verirsiniz. Onlar da akademi sayfalarında akademisyenlerin belirtilir şu tür dersleri verdi diye. Bunun üzerinde okursak İslam felsefesi tarihi, İslam bilim tarihi, mukayeseli İslam ve Batı düşünceleri tarihi başlıkları altında lisans derslerine girmiş. Yüksek lisans yapan öğrencilere de Türk düşünce tarihi, Allah'ın bilgisi, meşayilerde zihin felsefesi, felsefi metinler okutmuş ve evrenin kıdemi meselesi üzerine yüksek lisans öğrencilerine dersler vermiş değişik senelerde. Doktorada da benzer metinler, dersler devam ediyor. Evlilik hayatı, iki çocuk babası olduğunu öğreniyoruz. 12 Eylül sonraları. 85'te doçent, 90'larda da profesör. Ayrıca 80'lerin orta yıldan itibaren de kitap neşriyatları da başlıyor. Yani akademik çalışmaların dışında kitap olarak çalışarak bastığı eserlerde. İlgilendiği sahalar, verdiği doktora tezlerinde de gördüğünüz konular etrafında dönüyor ama zaman zaman bu rastlantısallık demiş olduğu şeyin peşine takılarak bir yerde bir şey gözüne takılıyor, ona bir merak salıyor. Ve bu anlamda da 2000'li yıllarda yoğun bir şekilde Türk tarihi, İslam öncesi Türk tarihine merak salmış birçok eser üretmiş.
Bu yönünü de epeydir demek ki yeni eserlerini takip etmemişiz, bilmiyordum. Çalışırken fark ettim ve şaşırdım bazen de. Kaynaklarımı yoklamak ihtiyacı hissettim. Acaba iki tane Mehmet Bayraktar var, ben karıştırıyorum mu diye. Hayır, aynı Bayraktar tek. İslam'da bilim ve teknoloji tarihi, İslam felsefesine giriş, 80'lerde başlayan eserler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii akademi bünyesinde, sempozyumlarda ya da değişik toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine konferans ve seminer şeklinde de biliyorsunuz akademisyenlerin dolaşmaları olur. İlkinin altına diğerlerini de yaymayarak toplu olarak verdim. 85'te Uluslararası İbn Sina Sempozyumunda. Tarihleri okumayayım. Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, Farabi Sempozyumu, Ankara'da şu yıllarda yapılan Kur'an Sempozyumları, Din Şuraları 2001-2004'te devletin yaptığı bunlar tabii. Ve Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır'da 2004'te yapılmış. Bu ve benzeri. Zaman zaman da akademisyenler misafir ders veren olarak değişik üniversitelere gönderilirler. Yani öğrencilerde yapılan Erasmus kapsamındaki öğrenci takasları gibi birer profesör takaslarıdır bunlar. Üniversiteler arasında kaynaşmayı bir alan sağlasın diye böyle bir imkanlar da oluyor, dolaşma imkanları. Mesela 86-87 yıllarında İngiltere'de ders vermiş. İslam İbadet Fenomenolojisi adlı bir kitabı 80'de yayınlanıyor. Yine o dönemlerde pek üzerine yazılıp çizilmeyen evrim konusuna ilk Türkiye'de dalanlardan biri Mehmet Bayraktar. O çalışmasının kitap formunu, ilk baskısı değil bu, sonra gelen baskılarını görüyorsunuz. Yayıncı kitabı şöyle takdim ediyor. 1700'lerin başlarında Lamarck ve 1700'lerin ortalarında Darwin, canlıların kökeni ve evrimi konusundaki görüşler ileri sürdüklerinde neredeyse herkes bu görüşlerin insanlık düşünce ve bilim tarihinde ilk defa söylendiklerine inanmıştı. Oysa öne sürülen teoriler ne yeni şeylerdi ne de politika ve felsefenin büsbütün bağımsız, saf bilimsel düşüncelerdi. 1700'lerin Avrupa'sı böyle görüşlere muhtaçtı. İlerleme inancını pekiştiren evrim teorileri bu sosyal ve politik atmosferde gelişme imkanı buldu. Ancak bu teorilerden hareket edenler çok farklı ve aykırı sonuçlara varmak istiyorlardı. Bu sebeple evrim teorisini alabildiğine kullanma yolunu tuttular. Bu kitap konunun tarihsel ve politik yanına işaret ettikten sonra benzer düşünce ve teorilerin İslam bilgileri tarafından ve daha kapsamlı boyutlarda ele alındığını gösteriyor. Hemen her konu ilgi duyan Müslüman bilginlerin canlıların kökeni ve evrim konusunda da ilgi duymamaları kaçınılmazdı. Nitekim Mehmet Bayraktar bu çalışmasında Nazzam, Cahiz, İhvan-ı Safa, İbn-i Miskeveyk, Biruni, İbn-i Heysem, İbn-i Tufeyl, Hazini, İbn-i Haldun, Kazvini, Kralizade Ali Efendi gibi Müslüman bilginlerin bu konudaki yazıp çizdiklerini tartışmış. 88'de Nasreddin Tusi üzerine bir çalışması var ve aynı senede Davud Kayseri'nin biyografisini yayınladı. Doktora tezi biyografi üzerine değil, dini düşünceleri, tasavvuf düşünceleri üzerinedir. Çalışırken rastlamadım o kitabın, yani doktora tezinin bir çevirisi Türkçe'ye yapılmış gözükmüyor da enteresan. 1988'de yayınlanan bu küçük kitap, 100 sayfa olmayan küçük ebatlı bir eser, biyografisi, Davud el-Kayseri hakkında ansiklopediler dışında müstakil bir kitap olarak yeniden konuyu akademi alanı dışında da kitap okuyan kitap kurtlarının dünyasına hatırlattı, gösterdi böyle bir ismi. 88'de Davud Kayseri Davud şöyle Türkiye gündemine pazarlanmış. Davud Kayseri hem genel anlamda Türk düşünce tarihinin hem de özel anlamda Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri düşünce tarihinin en önemli simalarından biridir. Genel olarak vahdet-i vücutlu tasavvuf anlayışına bağlılığından dolayı bir mutasavvuf olarak görülür ise de o aynı zamanda büyük bir filozoftur. Bugün biz onu Sufi filozof olarak nitelersek bu daha doğru nitelem olur. Özellikle kendine özgün tasavvuf ve felsefi kavramlarla ve düşünceleriyle gerçekten üzerine durulması gereken bir düşünürümüzdür. Herkes onu genelde İbn Arabi'yi anlamak için okuduğundan
onu sadece vahdedi vücudu sistemli bir şekilde anlatan düşünür olarak görmüştür. Oysa hemen hiç okunmadığını sandığımız özgün eserleri, hatta şerh türü eserlerinde var olan fakat pek fazla bilinmeyen düşünceleriyle Davud el-Kayseri özgün ve önemli bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır diyerek adeta iceberg'in bir ufak parçasını göstererek bir merak alanı yarattığı hakkında Bayraktar. ABD'de bir misafir öğretim görevli olarak bulunmuşluk oluyor. Bunlar bir ya da iki senelik dönemler olur genelde. 89 Özal'ın Cumhurbaşkanlığa çıktığı dönem, ANAP'ın 6 yıl iktidar dönemi. Şimdi AK Parti'nin yaşattığı ahlaki yozlaşmaların benzerleri o dönemde Özal iktidarı vasıtasıyla dindarlar hakkında kopartılan bir fırtınaydı ama milli görüş dışında bir hareket olduğu için buradan din yaralanmıyordu. Dindarların bir kesimi yaralansa da. O dönemde hoca duruma bir akademisyen olarak kenara çekilip bakmamış. Bu sahada da konusu alanı dışında da girerek Avrupa'da Türkiye, Özal'ın Günah Galerisi diye bir kitap yayınlamış. Tabii Avrupa'da Türkiye o dönemde Fransızca yayınlanan altında Özal'ın imzası bulunan bir kitaptı. Türkiye'nin yerinin Avrupa olması gerektiğine dair Avrupa Birliği'ne başvuru yapılmış. Bu amaçla yazdırılan bir kitaptı. O kitaba gönderme yaparak Özal'ın Günah Galerisi diye bir eser. Tasavvuf ve Modern Bilim 89'da basılan başka bir kitabı. Bu sonra gidelim kapaklar. Biz erken kapaklarını hatırlıyoruz. Farabi'nin Teknik Geometrisi diye yine aynı sene başka bir kitap. Dönemin sözünü ettiğim akademi yayınları dışında sivil alanda basılan ama akademisyenlerin yazdığı önemli bir araştırma dergisiydi İslam Araştırmalar. Onun yayın kurulu üyeliğinde Bayraktar'da mevcut. Malezya'da 90-93 arasında bulunanlardan, Malezya daha önce de geçti biliyorsunuz birkaç isim vesilesiyle. En son 1959 doğumlu Ahmet Davutoğlu'nu bahsederken çok daha özel bir şekilde Malezya üzerinde konuşacağız. Tabii Ahmet Davutoğlu'nun, hadi burada da söyleyelim, adı Davutoğlu olması hasebiyle Kayseri'de başbakan olarak bulunduğu dönemde siyasi olarak seslenirken böyle bir referans da göndermişti ben de. Ahmet Davutoğlu Kayserili falan diyerek. Evet, Fransızca olarak Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanıyor bu Sorbonne çalışmaları ama Türkçesi değil. 91'de İdrisi Bitlisi üzerine de bir müstakil biyografi çalışmasında bulunmuş. Aslında Bitlisli İdris yani bir tarihçi, Kürt tarihçi. Döneminde İran-Türkiye ihtilafında tercihini Yavuz'dan yana kullanmış. Bundan dolayı kimliği Kürt hareketinde tartışılır. Yani ayrılıkçı olarak görmeyerek Osmanlı'ya çalıştı diye suçlanan bir isimdir İdrisi Bitlisi. Hocanın evet felsefe, din, ilahiyat çıkışlı çalışmaları var ama son dönemlerde tarihe merak saldığından, hatta bu Cumhuriyet'in kurucu ideolojisindeki dil tezleri, Türk tarihi tezlerine giden varan bir sonuca çalışmaları hocaya götürmüş gibi gözüküyor. Mesela Metlerin Türk olduğu, Kürtlerle Türklerin akraba oldukları o tür tezlerle ilgili enteresan yayınlarıyla karşı karşıya kaldım. 91'de İdris Bitlisi çalışması, 91'de Yunus Emre ve Aşk Felsefesi ve tabii felsefe yani Sufi felsefe üzerinde Davud el-Kayseri ile başlayan bir ilgi sahası diğer alanlarda da devam ediyor. Aynı seneler profesörlük titrini de almış olduğu dönemler ki 39-40 yaşları demektir bir dönemeç. İslam ve Ekoloji 92, Kur'an kurslarında bir araştırma, bilim tarihi, İslam bilim tarihi, genel bilim tarihi, değişik dönem yani bilimle ilgili doktora dersleri falan da veriyor. Kitaplarda teker teker çıkıyor. İslam Gerçeği kitabı üzerine diye 95'te yayınlanan bir başka kitap daha karşımıza çıkıyor. Enteresan hoca yani siyaseti de böyle dokundurmayı seviyor. Dediğim gibi Avrupa'da Türkiye, Özal'ın Fransızca kitabı üzerine Özal'ın Günah Galerisi'ni 89'da yayınlamıştı. Şimdi dönem değişti. Kenan Evren dönemi,
yerine yeni dönemler geliyor. Menderes, pardon, Demirel Cumhurbaşkanı, 95 yılından bahsediyoruz. Bu kez de bir İslam Gerçeği diye bir kitap yayınlandı. Devletin de arkasında olduğu. Yaşar Nuri ve 5 arkadaşının imza attığı, Özal'ın vefat öncesinde bir İslam reformu projeleri vesaire vardı. Daha sonra AK Parti'den devlet bakanlığı yapan Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi bir profesör vardı. O da yazarlarından bir tanesiydi. Bayraktar kitabı yazarlarından değil ama kitap üzerine, İslam gerçeği kitap üzerine diyerek bir eleştiri kitabı yayınlamış. İslam'da düşünce özgürlüğü 95'te başlayan başka bir çalışma. Davud Al-Kayseri gibi Arapçadan tercüme ettiği biyografi çalışmaları dışında daha sonra bazı risallerini de tercüme etti. Onları da göreceğiz akışta. Ama İngilizceden tercüme ettiği tek kitap başkası karşıma çıkmadı. Garudin'in bu eseri olmuş. 95'te Yaşayan İslam adıyla tercüme etmişler. Hocanın dil kapasitesi de maşallah geniş. İslam çok kısa sürede Atlas Okyanusu'ndan Çin Denizi'ne, İspanya ve Portekiz'den Malezya ve Endonezya'ya yayılmıştı. Kibirli Avrupa karanlıklar içerisinde yüzerken İslam yüzyıllarca dünyayı aydınlatmıştı. İslam dünyası şayet geçmişinde donup kalmaz, aksine zamanımızın problemlerini Medine toplumunun ruhu içinde çözmeyi bilirse, işte o zaman sadece Müslümanlar için değil, felakete sürüklenmekte olan tüm insanlık için parlak bir gelecek umut kapılarını açabilir. Garudi böyle bir tezi işliyor kitabında. İslam dünyasının dünü, bugünü ve geleceği hakkında yepyeni bir perspektif çiziyor. İslam dünyasının çöküşüne yol açan gelişmeleri, iştahı dondurma, entegrizm, kendi içine kapanma, şekilcilik ve kör taklitçilik şeklinde özetliyor. Şiirsel dili, parlak usulü vesaire diyerek kitabın tanıtımı yapılmış. Ve 28 Şubat süreci, 96'da Erbakan iktidar var, 97 Şubat'ında muhtırayı yedi ve Haziran'da da bırakmak zorunda kaldı bildiğiniz gibi. 94 seçimlerinde Kayseri birçok ilde olduğu gibi yerel yönetimlerde refah belediyelerine geçmişti. Kayseri için de geçerli oldu bu. Ve Kayseri Belediyesi'nin 3. yılında 97'de Davud Al-Kayseri üzerine bir sempozyum yaptı Kayseri Belediyesi Şükrü Karatepe'nin belediye başkanlığı döneminde. Kültür adamı Karatepe bu işe de vesile olmuş tabii siyasi olarak. Atraksiyonları nasıl gittiğinde ayrıyeten biliyorsunuz. Hocanın yanılmıyorsam iki ayrı tebliğ oluyor bu programda. Bir tanesinin metnini buraya alıntıladım. Davud Al-Kayseri'de zaman kavramı başlığını taşıyor. Dökümanı akışta verdim. Evet, bu kadar. 1997'de Davud Al-Kayseri Er-Resail risalelerinin tahkih ve neşri yapıldı. Bütün risaleleri bir arada toplandı ve Kayseri Belediyesi tarafından yayınlandı. Ayrıca sempozyum metinleri de ayrı bir kitap olarak yayınlandı. İki cilt kitap yayınlandı. Biri Davud Al-Kayseri'nin kendi eserleri Arapça. Din felsefesine giriş 1997 hocanın başka bir telif eseri. İslam düşünce tarihi 1999'da yayınlanan eserleri. Şimdi din felsefesi, İslam düşünce tarihi, bilim tarihi, genel düşünce tarihi, felsefe tarihi, evet bunlar bizim ulumi eserlerinde yaptığımız sistematiğin dönemeçleri olarak görebiliriz. Davud Al-Kayseri'nin kapsamlı bilginin birliği ilkelerine uygun. O da merakı geniş çalışmış. İtalya'da bulunmuş misafir öğretim görevlisi olarak. En fazla bu Japonya'da bulunduğu dönem, 2000'lerden sonraki bu ön Türkler, proto Türkler konusuna merak salmasını doğuruyor. Japonya ve Türkler'de müstakil bir kitabı da var. Bu merakını şöyle paylaşıyor. Tarih, kültür ve uygarlık anlamında Türk olduğumu, bu alanda tırnak yapalım. Tarih, kültür ve uygarlık anlamında Türk olduğumu da Kyoto'da öğrendim. 1999 başlarında Kyoto Üniversitesi'nden iki dönemliğine misafir öğretim üyeliği daveti aldım. Çok yurt dışında bulunduğum için artık yurt dışına çıkmak istemiyordum.
Bölüm asistanlarımız böyle bir fırsat bir daha ya çıkar ya çıkmaz, gidiniz hocam diye ısrar ettiler. Gittim. Oraya varınca bir hafta geçmeden iyi ki gelmişim dedim. Günlük hayatlarından bizimkine benzettiğim bazı şeyler görünce bir yandan Japonca öğrenmeye, bir yandan da Batı dillerinde yazılmış eski Japon tarihi ve kültürü hakkında kitaplar okumaya başladım. Sonuçta Japonların bir Ural-Altay halkı olduğunu öğrendim. Bunun ve onlarla bizim aramızda gördüklerimin gerçekten doğruluğunu inanmam için bizim özellikle İslam öncesi tarihimizi bilmemiz gerekiyordu. 2000 yılı Ekim'inde Ankara'ya dönünce Batılılar hem Japon tarihiyle hem de eski Türk tarihiyle ilgili yazmış oldukları eserleri okumaya devam ettim. İlk önce 1721-1800 arasında yaşamış olan bir vatandaşın eserini, Çin kaynaklarına dayanarak yazmış olduğu Türklerle Hunlarla ilgili tarih kitabını okuyor. Onun ön sözünde onun şu sözü, Türk tarihi bütün ulusların tarihiyle ilintilidir cümlesi beni çok etkiledi. Bundan sonra yazılan kitaplarda Türk adının geçip geçmediğine bakmadan Batılıların yazdıkları Asur, Babil, Mısır, Hint, Yunan, Roma ve Çin tarihi başlığını taşıyan eserleri okudum. Ve okumaya devam ediyorum. Türk tarihi ve uygarlığı bu tür eserlerden öğrenilir. Türk tarihi gibi başlık taşıyan eserlerden değil. Bir yandan okumaya devam ediyorum, bir yandan da yazmaya. Okumalarımda da rastlantısallık devam ediyor. Bir kitaba bir bilgi için bakarken yeni başka bilgiler öğreniyorum. Bırakalım sıradan insanlarımızı. Çoğu tarihçimiz bile İslam öncesi, özellikle Hunlar öncesi Türk tarihini bilmiyorlar. Birçok Batılı tarihçi Türk adının ve Oğuz adının Herodot kadar eski olduğunu yazmışken, bizimkiler Türk adının milattan sonra 500'lerde kullanılmaya başlandığını hala yazıyorlar. Baron Bunsen gibi bir Alman tarihçi ve dilci, Turan dilinin ve ayrı bir ulus olarak Turanlıların oluşumunu M.Ö. 20 bin yılına kadar götürürken bizimkiler tarihimize en erken Hunlarla başlatırlar. Bu açıdan biz Türk ve Türk soyluların tarihinin bir bütün olarak yeniden yazılmasına inanıyoruz ve bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah ömür verirse sürdüreceğiz. Örneğin Mars sözlüğü, Artemis sözlüğü çok eski Türkçe sözlükler dediğimde çoğu şaşırıyor, olamaz diyorlar. Batılı yazarların eserlerinden yerlerini gösterince bilmiyorduk diyorlar. Sadece bunları değil birçok şeyi bilmiyoruz. İşte bunun için adları ve eserleri Türkler tarafından maalesef bilinmeyen birçok batılı bilgin tarih, bilim ve düşünce Türklerle başlar demişlerdir. AKP Türkiye'si yıllarına geldiğimizde, evet algıda seçiciliğimizin konusu olmasından dolayı dikkatimize soktuğumuz şeyleri kesişim kümelerinde veriyorum. 25 Eylül 2003'te biz Davut Kayseri Kültür Dayanışma Derneği'nde ilk dersi verdik. Genel düşünce tarihinin ilk seminerleri, antikide ve onun öncesiyle ilgili bölümleri veriyoruz. 2003 yılı, gelecek sene 20. senesi olacak derneğin. Kayseri'de Davut Kayseri Sempozyumu'nun yapılmasından 6 sene sonrasıdır bu. Demek ki adına da sempozyum ilk kez Kayseri yaptığı gibi dernek de ilk defa Türkiye'de oluşturulmuş oldu. 2005'te basılan İslam düşüncesi yazıları bu değişik makalelerin toplanmasından ortaya çıkmış. Davut Kayseri'nin yaptığı bir çeviri 2009 yılında İlmi Ledün ve Muhabbet kitaplarını, iki risalesini bir kitapta toplayarak basıyorlar. Onun kapağını görüyorsunuz. Bu kitaplar kütüphanemizde bir ara vardı, dağılmadıysa eğer. Davut Ali Kayseri çevirilerinin bir türü. Orijinal adıyla El-İlmül Ledinni, diğeri de El-Muhabbetül Hakikiye. Ledünni ilmi hayat suyu sembolüyle, yani ab-ı hayat anlatır Davut Ali Kayseri. Çünkü ilim su gibidir. Nasıl hayatın ve canlılığın kaynağı su ise, İlim de bütün varlığın kaynağıdır. Allah varlığı ilmiyle yaratmıştır. Hayatın ve varlığın sırrı ilimde ve suda çözülmüştür. Bu sırra vakıf olmak için Hızır gibi bu hayat suyundan içmek gerekir. Yani başka bir ifadeyle ledünni ilme sahip olmak gerekir.
İnsanın gerçek manada Hızır'ın durumu gibi hem ruhen hem de bedenen ölümsüz kılan şey hayat suyu veya ledünni ilimdir. Davud el-Kayseri'ye göre sevgi bilginin neticesidir. Dolayısıyla bilgi sevgiden daha öncelikli ve önemlidir. Allah'ı sevmek demek, onu hakkıyla bilmek ve gereği gibi kulluk etmek demektir. Diğer varlıkları sevmek, onların varlıklarını ve haklarını korumak demektir. Sevginin sözde kuru sevgi olmaması için hakiki sevginin neticelerini göstermek gerekir. O halde hakiki sevgi son tahlilde çıkarsız sevgidir. Bu da Allah için yapılan sevgidir diyor 2009 yıldaki iki risalesinin çevirisi. Bayraktar imzalı. Biz bu tarihten bir sene sonra 29 Ekim yani bugünlerde İznik'te kamp programı yaptık. Dördüncüsü ve Davud el-Kayseri'nin mezarını ziyaret ettik. Yine o yıllarda 2010-2011 yılında Kayseri'de verdiğimiz müsiat kapsamında tamamlanmamış olan bir seminer serimizde Mehmet Bayraktar Davud el-Kayseri hakkında konuşsun diye davet edildi. Çok sınırlı sayıda davetçinin gelmiş olduğu bir programda hocayı ilk defa gördüm ve dinledim. 2011-2012 yıllarında Davud el-Kayseri adıyla bir üniversite kurulmasını gündemleştirdik. Bunun da 10 senesi oluyor. 2012 tarihinde hoca Diyanet'te Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak yer almış. Burada hakkında dünyevileşme üzerine kendisiyle yapılan bir röportaj var. Bu titrinin altında yapılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak dünyevileşme kendisine sorulmuş. Herhalde okumayalım, vakit fazlaca alır. Şu da enteresan bir duyuru. İzmit'te Bayraktar Herodot ve Türkler hakkında konuşacak. Herodot malum Yunanlı tarihçimiz. İzmit'te bu kez Davud el-Kayseri'yi konuşmuyor. Herodot'u konuşuyor. Çünkü de söz konusu etmişti Asurlardan Yunanlara kadar birçok uygarlık tarihini okuyorum. Asıl Türk tarihini oradan devşiriyorum, çıkartıyorum filan demişti. Türkler hakkında yazılan eserlerden değil. Müstakil eserlerin aşağıda karşımıza çıkacak. Yani sadece belki bir giriş cümlesini okuyalım. 26 Ocak 2012'de yayınlandı. Dünyevileşme, dinin, felsefenin, siyasetin ve sosyolojinin ortak alanına giren bir kavramdır. Kimilerine göre dinin toplumsal hayat ve bireysel bilinçten irade ve gayri irade olarak tercih edilmesidir. Filan. Sekülerleşme tabiatıyla dünyevileşmeden kastettikleri. Eserlerimiz 2010'dan sonra devam ediyoruz. 2013'te yayınlanan bir eser. Yunanistan'da Saka Türkü 3 filozof. Yunanistan'da Saka Türkü, İskitler de deniyor buna biliyorsunuz. Sakalar, Türklüğü tartışmalı olan bir eski halklardan bir tanesi. Yunanistan'da Saka Türkü 3 filozof. Eşine ve benzerine rastlanmayan bir felsefe tarihidir. Hem de felsefenin başlangıcının tarihidir. Çünkü kitapta Atina'da M.Ö. 600 ve 500'lerde bulunmuş Solon ve arkadaşlarının yani yedi bilge döneminden bahsediyoruz. Solon oradan bir tanesiydi. Arkadaşlarından olan Toharis ve Anaharsis bu ikisinin sakalı olduğunu Yunan kaynakları söylüyormuş. Sakaların da şimdi Türk olduğuna dair kanaatler ağırlaştığı için öyle olunca Solon'un bu iki arkadaşı Yunan'da yedi bilgeliğin başlamasına vesile olan isimlerden böyle bir bağlantı kurmak hocayı heyecanlandırmış. Solon ve arkadaşlıkları olan Toharis ve Anaharsis bizzat Yunanlara göre felsefeyi başlatan sakalı bilginler olarak tanındığını anlatıyor. Milattan sonra yüzlerin ortalarında da İskenderiye'de meşhur olan yeni Eflatunculuğun kurucusu kabul edilen Platon'un hocası olan Ammonius Saka bir sakalı üçüncü filozof olarak tanıtılıyor diyerek yeni Eflatunculuğun kurucu hocası olan Ammanuel Sakkas'ın da bir Saka Türkü olduğuna dair üç eser yazmış ilahiyat kökenli felsefe tarihçimiz Mehmet Bayraktar. 2013'te Davud el-Kayseri'nin o tahkikli olan risaleleri çevriliyor. Vahdedi Vücut Felsefesi Davud el-Kayseri adıyla
hocanın imzasıyla yayınlanıyor. Evet, dersin başında andığım biçimiyle bugün sosyal medya paylaşımlarının tarihini bana hatırlatırken bu tarihi çıkarttı karşıma. 25 Ekim yani bugün 2013. Şöyle yazmışız. Cuma namazı sonrası Davud el-Kayseri Enstitüsü'nün de içinde bulunduğu Kayseri Mahallesi'ni ziyaret ediyoruz. İki ayrı duyuru paylaşımı gözüküyor. 2013. 2013'ün 25 Eylül'ünde ise, bu 25 Ekim, ondan bir ay önce ise biz Davud el-Kayseri'nin 10. yılı üzerine uzun bir ders yapmıştık. 15 Temmuz sonrası İstanbul'da bilim adamları 2017'de yayınlanan şu eseri 102 civarında bilim adamı üzerinde çalışmada bulunmuş. Bu alıntı bir cümle. İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi bilimdir diyor. Şu kaynaktan vermiş olduğu çeviri. Fakat Avrupa'yı yeniden hayata kavuşturan şey sadece bilim değildi. İslam medeniyetinden gelen daha başka tesirler de Avrupa hayatına ilk ışıltıları vermiştir. Avrupa'nın ilerlemesinde İslam kültürünün tesirini görmeyeceğimiz hiçbir alan yoktur. Bu tesirin bütün açıklık, büyüklük ve devam eden gücüyle kendini gösterdiği en büyük zaferlerin kazanılmasına sebep olduğu alan tabiat bilimleri ve bilim zihniyeti olmuştur. Evet, kitabın tanıtımı. Kitabımızda alfabetik sıraya göre 102 bilim adamımızın hayatı, eserleri ve bilime katkıları. Dinler tarihi üzerinde eserleri var. Üç dinin tarihi, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam diye epey kapsamlı, kalın bir kitap, 700 sayfa tutarında. Dinler arası diyalogla ilgili bir video izlettim. Aslında başka videolarda niyetim ama biraz açışta zorluk yaşadık. Kısmet onaymış. Günümüzde bu dinlere sahip olan toplumlarda egemen olan din anlayışının salt tanrı dininden ziyade onların yorumlanmış şekilleri olduğunu ve bu ayrım yapabilmek için de kitaplardaki dini bilmek gerektiğini savunan Mehmet Bayraktar bu iş dini kendi kaynak kitaplarından yola çıkarak ve ondan sonra da kitap üzerinde şekillenen kültürleriyle bugün almış olduğu veçelerini anlatmış bu eserinde. Bir Hristiyan doğması teslis diyerek teslisi eleştirmiş olduğu bir kitap. Dinler arası diyalogta da eleştirileri var zaten. Teslis. Bu da 2022'de 3. baskısı yapılmış. Genel ilk baskı tarihlerini akışta yerleştiriyorum ama kitabın 1. baskısını göremedim. Hangi yıl başladıysa baskı tarihi. Şimdi İznik'te Herodot üzerine konferans verdiğinden bahsetmiştim. Bizim 2010 tarihinde yaptığımız İznik gezimizde Davud el-Kayseri'nin de ziyaret mekanı olarak bulunmuş olduğu alan, medresesi inşa edilen yer, mezar dışında onu da gezmiştik. Ayrıca İznik'teki Ayasofya, Erken Ayasofya Kilisesi'nde de yani Teslis Konsili'nin yapıldığı, Konstantin'in üçlemeyi, resmi din olarak benimsemiş olduğu o birinci konsül denen konsül tesis, biz buna gönder yaparak İznik'te Tevhid Konsülü adıyla takdim etmiştik. Bunun tenkit ve eleştirisini, bu da enteresan olmuş hocanın tesis üzerine bir kitabıyla bizim İznik'te Davud el-Kayseri mekanında Tevhid Konsülü'nden bahsetmişliğimiz. Evet, çok sayıda cemiyete üyelikleri var. İbn Arabi üzerine Müslüman isimli bir enstitü, Şeyhülislam İbn Kemal üzerine Sivas merkezli bir kuruluş, Türk Felsefe Derneği, İslam Felsefe Derneği, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü üyeliği gibi üyelikleri yer alıyor. Çalıştığı temel konular kendisine sorulduğunda İslam bilim tarihi, İslam düşüncesi, Osmanlı düşüncesi, İslam felsefesinin Batı düşüncesine olan etkileri, tarih boyunca Türk ve Müslüman düşmanlığı olarak bahsetmiş ama 2000'lerden sonra buna İslam öncesi Türk tarihinde eklemek gerekiyor. Galiba son olarak bulunduğu üniversite Yeditepe Üniversitesi oluyor. Arapça, Farsça, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Latince, klasik Yunanca ve Japonca hoca öğrenmiş. Herhalde hepsi eşit seviyede olmasa da mesela ders vermek gitmiş olduğu yerde 2 sene kalıyor. Oranın diline de çaba sarf etmiş İtalyanca, Japonca.
Bunu bize gösteriyor. Felsefe tarihçisi olduğu için klasik Yunanca, Latince oradan gelir. İngilizce zaten başlangıç döneminde üniversiteden almış olduğu bölüm ama bunu Fransızca ve İspanyolca gibi diğer iki Batı Avrupa diliyle de beslemiş. Evet, eserlerin dökümanı da burada karşımıza çıkıyor. Şuradakileri ise akışa yansıtamadım, vakit yeterli olmadığı için. Bir Hristiyan doğması teslis, üç dinin tarihi, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Yunanistan'da Sakat Türk, üç filozof, bunu vermiştim pardon. Paskal oyunu, Hazreti Ali, Gazali ve Paskal'a göre ahirete zar atmak. Kürtler Türklerin nesi oluyor? Doğu ve Batı kaynaklarına göre, bu metlerle ilgili çalışmasında. Dan yola çıkarak zaten Metler ve Türkler müstakil başka bir çalışmasının kaynağı. Türkler ve Japonlar. Bilinmeyen bir Türk ulusu. Kayaniler adlı bir başka eseri. Çevirilerini bahsettiğim gibi İngilizce'den Batı'dan yaptığı çağdaş çeviri sadece Garuda için gördüm. Diğerleri İbn Arabi çevirileri. Evet, makalelerin listesinde dolu bir döküman olarak görüyoruz. Hoca hayatta hala yoğun bir şekilde eser üretmeye devam ediyor ama artık konusu ağırlıklı olarak eski Türkler olmakta. Gecemiz hayırlı olsun.